Selamünaleyküm Palestra Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bütün sistemi dağıttım. Direksiyon, ana konsol, orta konsol, kalefer bilmem ne her biri söküldü ve birçok parça daha sökülmedi, sökülmek üzere. Sizlerin aklına takılan sorular varsa burayla ilgili mutlaka sormanızı rica ediyorum. Çünkü hazır sökmüşüz, hazır elimizde parçalar, nimetler varken cevaplayalım hep beraber sorulara cevap bulalım. Ben bunu takarım. Yarın bir gün burayla ilgili bir soru sorursanız ben de buna cevap veremeyebilirim. Çünkü şu an hazırken cevap verebiliriz. Hazır değilken cevap veremeyiz. O yüzden dolayı aklınıza gelen sorular varsa cevaplamanızı istiyorum. Muhtemelen bunu bir seri haline getirip yaklaşık 30 ya da 40 tane video ile bu soruları cevaplayacağım. Ayrıyeten sizin aklınıza gelen sorular varsa onları da cevaplayarak bir 50-60 bilemediğiniz 100 videoya kadar çıkabiliriz. He, bu şu demek değil. Dakikalarca bir sorunun cevabını eveleyip güvelemek değil. Örnek vermek gerekirse bunu ayrıyeten bir videoda göstereceğim. Ama tekrardan göstermek gerekirse Opel Astra G'lerdeki, yani şu şekilde soruyu soralım. Astra G'lerdeki kalorifer tipini nasıl anlayabiliriz? Delpi mi, Behir mi? Bu neresinde yazıyor? Hemen bu soruyu net bir şekilde cevaplayalım. Bakınız nerede? Heh. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bakalım görüyor mu kamera? Dur. Eyvah eyvah. Heh. Şöyle mi tutacağız? Heh. Görmüş olduğunuz gibi Behir yazıyor. Bazılarında ise Delpi yazmaktadır. O Delpi yazanlar ise diğer tip, yani iki tipimiz vardı. Birisi Behir, diğeri de Delpi. Bu Behir tipli olanı görmüş olduğunuz gibi orada da yazmaktadır. Bunun gibi yaklaşık belki bir dakikalık, belki iki dakikalık videolar da olacaktır. Bunların hepsini paylaşarak, sizlerin izlemini sunarak aklınızdaki sorular elimden geldiği kadar gidermeye çalışacağım. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Soracağınız soruları güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde sormanızı çok çok rica ediyorum. Çünkü ben bugün burayı temizleyeceğim. Sonrasında kendim tasarlamış olduğum bir ana hat var. Kablo hattı. O kablo hattını da döşedikten sonra bir sonraki gün, yani bu herhalde ya perşembe ya da cuma günü buradaki ana konsolu hepsini toparlayıp temiz bir şekilde kullanmaya devam edeceğim. O yüzden dolayı hepinizden rica ediyorum. Aklınıza gelen sorular varsa, takılan bir şeyler varsa onları sorun. Ben elimden gelene kadar cevaplamaya çalışacağım. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakınız.